Biraz su iç hadi. Bir şeye ihtiyacım yok. Geri dönecek. Baba duydun mu? Evet, yolda Ruait ve Ahmer'le karşılaştım. Şimdi onlar söyledi bana. Dükkan sahibiyle konuştum. Bizim evin etrafında birilerini gördüğünü söyledi. Ahmer'le birlikteymişler, o yüzden onlardan şüphelenemeyiz. Ahmer olmalı. Geceleri sürekli evden çıkıyor. Kesin odur, ben biliyorum. Aa, yeter Allah aşkına, yeter. Demedi deme, onu Ahmer kaçırmış olmalı. Ya sen? Neden bana öyle bakıyorsun? Ahmer'le bir daha konuşursan seni öldürürüm. Kahrolası serseri. Hey. Serseri ise serseri derim. Onunla yeterince ilgilenseydin bunları yaşamazdık. Konuşup durma. Burası, burası. Burası mı? Evet. Arayalım mı? Arayacaklarını söylediler. Aryan bizimle. Eğer onu canlı istiyorsan, Camşet Market'e 15 lakh rupi getir. Çocuk bizimle. Dikkat edin. Uyanıklık yapmaya çalışırsanız ya da polise haber verirseniz çocuğu öldürürüz. Ahmer. Bir dakika içinde Ahmer, döneceğim. Ahmer, nereye gidiyorsun? Ahmer. Umayır, gidelim. Sadece yarım saat kaldı. İşimiz bitince gideriz. Hiç düşündün mü bunu? Yakalanıp hapse girmek istemiyorum. Bırakıp gidelim. Yok canım. Konuşurken sesimi değiştirdim. Ahmer tanımaz, tamam mı? Bu küçük çocuk için bana vurmuştu, öyle değil mi? Korkuyorum dostum. Hiçbir şey olmayacak. Parayı alıp hayatımızı lüks içinde yaşayacağız. Eskiden arkadaşımdı, öyle değil mi ha? Şimdi kalbim huzur içinde olacak. Efendim Samar. Ruhit, Aryan orada mı? Hayır, henüz gelmedi. Ama gelecek Samar. Ruhit, sanırım başarısız oldum. Aryan'ı geri getirmeni istiyorum. Ne söylersen yaparım. Lütfen onu geri getir. Lütfen dediğimi yap Ruhit. Samar, lütfen umudunu kaybetme. Elimizden geleni yapıyoruz.
Aryan'ı alacağız. Lütfen bana inan, tamam mı? O iyi olacak değil mi? Kalbim sıkışıyor Rohit. Seni biraz sonra arayayım, tamam mı? Rohit'le mi konuşuyordun? O iyi mi? İnatçılığın yüzünden Rohit tehlikede ve parayı da onun ödemesi gerekiyor. Nişa? Gerçeği söylüyorum. Kaçıranlar Rohit'in numarasını nereden buldu? Sen sadece Aryan'ı düşünüyorsun. Rohit'i hiç düşündün mü? Çok bencilsin Samar. Çocuk uçağa binecekti ama senin inadın ve Rohit yüzünden hala burada. Ona ne olacağını hiç düşündün mü? Benim buna vaktim yok. Tüm bunların zamanı geldi. İnatçılığın yüzünden Rohit'imin hayatını tehlikeye atıyorsun. Her şey senin yüzünden oluyor. Aryan? Aryan? Aryan nasılsın? He? İyi misin? Amer? Ne oldu? İyiyim. Bir şeyim yok. İyi görünmüyorsun. Ne oldu? Hayır. Ben iyiyim. Aryan, sağ ol. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi içeri girelim. Hey, yavaş yavaş. Yavaş. Ah, Aryan geri döndü. Nasılsın canım? Uyuyordum. Ne oldu bana, söyler misiniz? Allah'a şükür. Ahmer, Aryan'ı mı getirdin? Ne oldu? Sana ne oldu? Çocuğuma ne oldu böyle? Ahmer kendi hayatını işi sayarak Aryan'ı kurtardı. Vay be Ahmer, ne zafer ama, aferin. Şaşırttın bizi. Parayı alıp kaçtılar mı? Hayır hayır. Ahmer nerede olabileceklerini buldu. Aryan'ı büyük zorluklarla kurtardı. Peki yakalandılar mı? Hayır, kaçtılar ama Ahmer onları tanıyor. Yakalanacaklar. Bu kaçırılma hikayeleri hiç duyulmamıştır. Aranızda hiç duyan var mı? Bak Samar, dizileri sen yapıyorsun, oyunculuğu da o yapıyor. Ne diyorsun sen? Hiçbir şey, boş ver. Hayır, ne demek istiyorsun? Dükkana gidip sordu diyorum, dükkan sahibi kendisini dışarıda onlarla dolaştığını, onların arkadaşları olduğunu söylemiş. Yalan mı bunlar? Ne diyorsun sen? İçlerinden sadece birini tanıyorum. Sakın beni suçlamaya kalkma. Ne? Onu neyle suçluyorsun? Doğru kişiyi suçluyorum ben. Bütün bunları o yaptı. Ona sor. Onların nerede olduğunu gayet biliyor olmalı. Bir dakika. Bütün bunların ona ne faydası var? Hepinizin önünde bizi kötü gösterecek. İşe yaramaz olduğumuzu, hiçbir şey yapamayacağımızı kanıtlayacak. Gerçek kahramansa o olacak. Biliyor musun Rohit? Bugünlerde zengin ailelerde hırsızlığı fakir akrabaları yapıyorlarmış. Haberin var mı canım? Şagufta, şu laflarına bir dikkat et. Benim çocuğum Aryan'ı kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Ama sen onu mu suçluyorsun bir de? Ne oluyor? Ne dönüyor burada? Şagufta, yeter artık. Nedenmiş ama? Benim de bir dilim var. Düşün bunu Samar. Bu çocuk bir kertenkeleyi bile öldüremiyor. Fedailere nasıl saldırsın? Anne. Kapa çeneni. Kahraman gibi davranıyor. Sana ne oldu? Sana tekrar düşünmeni söylüyorum. Çocuğu kaçırmış olmalı. Komşular geldi. Yoksa parayı yağmalayıp onlardan pay alacaktı. Ben biliyorum bunu. Aklı paradan başka bir şey de değil onun.
Roid, sen de mi böyle düşünüyorsun? İyi. Onlar yakalanana kadar bu eve adımımı atmayacağım. Hey. Ölsem de gelmem. Canım ağabey, sakin ol. Beni dinle. Çaguf'ta Allah seni cezalandıracak. Allah cezanı verecek. Eğer benim çocuğuma bir şey olursa seninle olan arkadaşlığımız sonsuza dek biter. Suçu bir de benim masum çocuğuma atıyorsun. Sende hiç utanma yok gerçekten. Beni utandırmaya çalışmayı bırak artık. Oğlunun hareketlerine bir bak istersen. Yaptıklarını görüyorum zaten. Cehenneme kadar yolum var. Beni haksız çıkaracak ya, kendin ne sanıyor bilmiyorum. Defol git. Neden üzgünsün sen? Aryan, söyler misin canım, neden bana bundan söz etmedin? Artık iyiyim, bana yapmamamı söyledi. Bunu sana kim söyledi? Hiç kimse. Neyse, boş ver. Söylesene, burada mı kalacağız acaba? Otur bakalım. Söylesene, beni özledin mi? Annemi özleyince ona e-posta gönderdim ben de. Seni neden Pakistan'a gönderdiğimi bilmiyorum. Ya o kaçıranlar sana zarar verseydi, söylesene. Ona hala zarar verebilirler. Onu tanıyorlar. Suçlu onlar. Ahmer'in bu ilk suçu olsa gerek. O yüzden korktu. Anne, Ahmer hiçbir şey yapmadı, bir şey bilmiyordu. Neden evden gitti? Neden yüzünü saklıyor? Neyse. Bundan sonra onlarla iletişim kuramazsın. Hayatın tehlikede. Bu yüzden de biz de tehlikedeyiz. Peki ya Aryan? Onu rahat bırak. Rohit, sen benim tek oğlumsun. Sana bir şey olursa ben ne yaparım peki? Şimdi nereye gidiyorsun? Samar ve Aryan yalnızlar. Yanlarına gidiyorum. Yalnız değiller. Aryan Samar'la birlikte. Az önce o kadar şey söyledim. Hiçbir şey anlamadın mı sen? Anne, neden anlamıyorsun lütfen? Ne yapacağım ben? Samar? 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 Sen ne zaman geldin? Belki de uyumuşumdur. Belki değil, gerçekten uyuyordun. Neyse, bir şey... Yemediğini bildiğim için gelirken bir şeyler getirdim. Bu çok iyi oldu. Aryan şimdi nasıl? Nerede o? O şu anda uyuyor. Bugün berbat bir gün geçirdi. Biliyorum, hepsi benim yüzümden. Hayır hayır. Ben de hatalıydım. Onlara güvenmemeliydim. Rohit, biliyor musun? Arya'nın sırtında yanık izleri var. Ne? Nasıl? Ne olursa olsun artık onu yanımdan ayırmayacağım. Onu güvende tutmak için yanında olmalıyız. Bunu birlikte yapamayız. İkimiz farklı ilişkileri yürütüyoruz. Nasıl olduğunu anlamadan kader bizi benim anlayamayacağım bir yola soktu.
Bir yol var. Belki de görmek istemiyorsun. Görmek istesen bile faydası yok artık. Ben tabakları getireyim. खो गए तुम कहां करके सुना जहां फासले रह गए दरमियां खो गए तुम कहां करके सुना जहां फासले रह गए जिया जाए कुछ ना किया जाए सुनी सुनी लागे रे ले गई दिल का चैन Gel hadi. Hadi elimi tut. Elimi tut dedim. Hadi. Hadi yürü. Dikkatli yürü. Hadi. Gel. Abla. Merhaba. Ha, merhaba. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Hey Aryan. Nasılsın dostum? Nereden geliyorsun? Al şunu. Gidelim mi hadi? Hadi yürü. Bugün oğlumun kayboluşunun ikinci günü. Nasıl olduğunu bilmiyorum hiç. O bir yetim ve aynı zamanda fakir. O yüzden insanlar ona bu kadar ağır suçlamalarda bulunuyor. Hem neden? Kim neden kendi yeğenini kaçırtır ki? Teyze, herkes kaçırıldığını konuşuyor. Tüm komşular da böyle düşünüyor. Neden herkes onun Arya'nın dayısı olduğunu unutuyor? Kabul ediyorum. Yanlış bir şey yapmış olabilirim. Ben büyük hatalar yaptım. Ama o sadece Arya'nı düşünüyor. Bunu nasıl yapar? Oğlumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne yapıyor acaba şu anda? İyi midir ki? Teyze lütfen bir şeyler ye. Al şunu ben de. Oğlum açken ben nasıl yerim? Götür şunu burada. Ne yapıyorsun? Çekil üstümden. Aryan bırak seninle dövüşeyim hadi. Cipslerini al. Ye hadi. Evet. Samar 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 samar. Bakalım kim arıyor. Lütfen. Teşekkür ederim. Alo. Kimdi? Ahmer aradı. Neden kapattın? Ha? Niye bu kadar tutucusunuz? Sen ne biliyorsun ki? O bir hırsız ama sen ona arkadaşım diyorsun.
O bir dolandırıcı. Çünkü hayatını tehlikeye atarak yeğenini kurtardığını biliyorum. Evet öyle ama yakalanmadılar. Royd, ayrıca burası kareci. Anlamaya çalışma. Çünkü sana göre değil. Çünkü ben etiketiyle değil, kişiliğiyle ilgileniyorum. Efendim Ahmer. Tamam. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Polis karakoluna, adam yakalanmış, onu teşhis etmeliyiz. Aryan teşhis edecek. Gel Aryan. Hadi gel. Ne oldu söylesene. Küçücük çocuğu karakola mı götüreceksin? Polis onu yakalamış. Aryan'ın onu tespit etmesi gerekiyor. Yani? O onun dayısı. Onu kurtarmak zorundayız. Hadi bebeğim hadi. Çekil. Royd. Al Ahmer. Sağ ol dostum, kurtardın. İyi iş başardın. Hadi bakalım bir şeyler ye hadi. O benim kanımdan Royd abi. Onunla aramda gerçek bir bağ var. Ama senin yok. Sinirlenme dostum. Ablam beni kardeşi olarak görmüyordu. Kimse de görmüyor. Şakıfta teyze beni suçladı. Neden? Fakir olduğum için bana güvenmiyordu. Ben onun üvey kardeşiydim. Ablam oğlunu komşulara vermeye hazırdı ama bana vermedi. Söylesene. Öz kardeşine bunu nasıl yapabildi? Nasıl? Nasıl yapabildi? Yani Samar artık senin için bir yabancı mı? Evet. Onun kardeşiydim. Ama Maria beni hiçbir zaman öyle görmedi. Beni hiç düşünmezlerdi. Maria hep Samar'la yemeğe giderdi. Ama beni çağırmazlardı. Selamıma bile cevap vermezdi. İnan bana Royd abi. Ben Arya'nı her dayının yeğenini sevdiği gibi seviyorum. Kimse ona aç olup olmadığını bile sormadı. Senin gönderdiğin parayla alışveriş yaptılar. Ve bu zavallı yavru aç kaldı. Benim seninki kadar param yok. Zaten olsaydı kimse sevgimden şüphe etmezdi. Kimse beni suçlamazdı. Bugün ölsem arkamdan aç gözlü derler. Ben sevgimi kanıtlamak zorundayım. Sen neden zorunda değilsin? Aryan, senden boyama yapmanı istemedim. Ders çalışmanı istedim. Şimdi yaz. A. B. Evet, özenle. C. Yine özenle yaz. Alo? Nasılsın Samar? Aryan, senden çalışmanı istemiştim değil mi? Ne diyordun abi? Bugün ofise gitmedin mi? Hayır. Tamam canım. Yengen Aryan'ı özlemiş. Onunla telefonda konuşabilir mi acaba? Bir versene çocuğu. Aryan şu anda meşgul. Sizinle konuşamaz. Tamam canım. Biz hatalıyız. Hayır. Hatalı olan benim. Seninle sonra konuşuruz abi. Hoşça kal. Aryan, dur sana göstereyim. Bunu böyle yazamazsın. Dinlemedi değil mi? Konuşmaya hazır değil. Beni güvenilmez biri haline getirdin. Seni dinlememeliydim. Senin yüzünden kız kardeşimin önünde utanıyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Ev bomboş oldu. Aryan'ı da çok özlüyorum. Özlemeye devam et. Artık gelmeyecek. Ne diyorsun? Artık gelmeyecekmiş. Sıkıldım artık senden de. Madem gitarı beğendin, o zaman neden satın almadın söylesene. Benim babam yoktu. Ama annem seninleydi değil mi? Evet ama o zaman neredeydi bilmiyorum. Ama ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver, olur mu?
Sen benim en iyi dayımsın. Sen de benim en iyi yeğenimsin. Şimdi uyku vakti. Hı? Hadi. Gel. Bu gece bir masal dinlemek ister misin? Ne var? Ne oldu? Bak Ahmer. Teyzem söyledi. Sabahtan beri bir şey yememişsin. Aç değildim. Bana aldırma, tamam mı? Ahmer. Özür dilerim. Aslında Arya'nı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Benim için endişelenme. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Hiçbir şey yapmasam da gerekçeler göstermem gerek. Böyle bir hayatın canı cehenneme. Sen de beni unut. Bu buluşma adımızı kötüye çıkarmadan git. Bu senin için daha iyi. Annenin evlenmeni istediği adamla evlen. Ahmer. Ahmer. Dayı. Aryan aşağı in. O senin dayın değil. Hadi. Samer. Sen karışma. Abime yalancı demeye çalıştı. Ona minnettar olmalıyız. Dayı olarak görevini yerine getirdi. Maria onun ablası olarak görevini yerine getirmedi. O onun için bir hiçse... Biz de onun için bir hiçiz. Evet, hataları var ama hepimizin hataları var ve kimseyi hatalarına göre yargılamamalıyız. Polis onun masum olduğunu, hiçbir şey yapmadığını söyledi. Bir şeye tek taraflı bakmak... ...yargılayıcı ve yanlıştır, anlaşıldı mı?
Abla, ne haber, nasılsın? İyi. Lütfen biraz içeri gel. Hayır, onu aradım, gelecek. Aşağı in, onu rahatsız etme. Teyzen gelecek şimdi. Seni çok bekledim, çok uzun sürdü. Hadi yürü, hadi. Neden onunla öyle konuşuyordun? Düzgün konuşman gerekiyor. Zaten düzgün konuşuyordum, ne yapayım? O senin küçük kardeşin Maria, lütfen. O benim kardeşim değil. Siz benim tek ailemsiniz ve lütfen bu konuda ders verme. Ama bir düşün, o senden çok daha küçük Maria. Ahmer. Efendim abla. Al bunu. Hayır abla. Sen kendine sakla. Ben burada Aryan için duruyordum. Hadi arabaya binelim. Üzgünüm Ahmer, özür dilerim. Sen ne biliyorsun ki? O bir hırsız ama sen ona... Ona minnettar olmalıyız. Dayı olarak görevini yerine getirdi. Maria onun ablası olarak görevini yerine getirmedi. O onun için bir hiçse, biz de onun için bir hiçiz. Bazı hataları olduğunu biliyorum. Ancak hepimizin hataları var ve kimseyi hatalarına göre yargılamamalıyız. Polis onun masum olduğunu, hiçbir şey yapmadığını söyledi. Bir şeye tek taraflı bakmak son derece yargılayıcı ve yanlıştır. İçeri gel. Gir hadi. Bir şeyler yer misin? Hayır. Ahmer, hep birlikte sokakta olduğumuz günü hatırlıyor musun? Evet, tam olarak hatırlıyorum. Hepimiz bir aradaydık. Ve benim oturabileceğim bir yer yoktu. Evet, aynen hatırlıyorum. Ne yazık ki bir ay sonra ablam öldü ve bana sarılmadı bile. Babam tekrar evlendiyse benim ne suçum var? Aryan'a karşı, inan bana, hiç ilgim yoktu. Ama sonra Aryan'a baktım. Onun benden başka kimsesi yok. Aryan'ın gülüşüne bak. Ahmer. Ahmer, ben özür dilerim. Lütfen beni affet. Sana karşı bir hata yaptım. Tamam. Ama benim için dondurma almalısın. Tabii alırım.
सोना जहाँ